tanıyalım öncelikle. Ben Trabzon Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Keskin. Evet, kaç yıldır bu görevi yapıyorsunuz? Daha yeni başladım ama çok engellimiz var. Yani engellilerimizin sesinin duyulmasını istiyoruz. Ya kaç üyeniz var? 38. 38 üyeniz var. Yani bunlar farklı engeli olan kişiler mi? Evet. Ayağı olmayan var, belden aşağı tutmayan var, görme engelli vatandaşlarımız var, kalp bilinen çalışan vatandaşlarımız var. Evet. Ne gibi bir burada yardımlaşma, sosyalleşme oluyor? Ya biz gelen yardımlarla işte kumaya yardım, işte engelli kardeşlerimizin elektrik, su faturaları ödeniyor. Hani o şekil yani bizim... Ya engeli dışında herhangi bir ihtiyacını da karşılıyorsunuz. Evet, evet. Yani kumanyası biter. Yani biz maddi olarak yardım yapmıyoruz. Bize maddi olarak yardım geldiği zaman işte benim üyelerim işte der bana. İşte başkanım, elektriğim, suyum var. Ben gider öderim, faturasını veririm. İşte tüpüm bitti, tüpünü gider değişirim. Yani öyle. Anladım. Şu an sizin en acil neye ihtiyacınız var? Şu an bizim acil olarak 3 tane engelli aracına ihtiyacımız var. Akülü engelli aracı. Bu akülü engelli araçlarını halktan mı talep ediyorsunuz yoksa? Ya halktan veyahut da yönetimden yani sesimizi duyulmasını istiyoruz. Evet. Kaç tanesinin akülü aracı var? Ya şu anda yani çoğunun akülü aracı ihtiyacı yok ama bazılarının diyeyim ayakları yok. İki kişinin belden aşağı tutmuyor. Bir tanesi diyaliz hastası zaten. İşte onları giderilmesini istiyoruz. Acil olarak. Yani 3 tane akülü bir araç istiyorsunuz. Evet. Evet. Yani maddi manevi yardım. Aynı zamanda kumanya desteği de istiyor musunuz? Evet, kumanya desteği, maddi manevi yani yardım yani Allah için yardım ederseler duacıları oluruz. Yani sonuçta bunu tek ben alıp şey evime getirecek halim veyahut da cebime koyacak halim yok. Burada zanışta hep beraber burada kardeşiz, arkadaşız. Yani yapılan yardım belli, gider defteri belli, gelir defteri burada. Kayıtların hepsi birdir zaten. İnsanlar bu yardımı yapmak için kime ulaşması gerekiyor? Ya benim numaram burada zaten var. Dernekleri masasından zaten ben bir başkan olarak zaten her yerde şeyim var zaten. Yani burada telefon numaram veyahut da burada bir Yeşiltepe'de Trabzon Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Keskin dediler mi beni bulurlar. Yardımı zaten ister fatura makbuz karşılığı ister elden fark etmez. Zaten bizim şeyimiz hep birlikte toplanıp sayılıp aylık açılıyor zaten. Tamam. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Ben felç geçirdiğim zaman Cumhurbaşkanımızdan birebir konuştum. Vali Bey'imize talimat verdi. Sizin akülü aracınız var mı? Evet, bir tane Cumhurbaşkanımız hediye etti bana. Elektrikli araç. Nasıl hediye etti? Nasıl aldınız? Nasıl? Ben felç geçirdiğim zaman bir tane akülü engelli aracım vardı. Kırık dökük. Onunla beraber önünü kestim. Yani Allah razı olsun. Haçlığımı da verdi. İşte valimize talimat verdi. O da işte arabamı aldı. Yani o şekil. Size ne söyledi Cumhurbaşkanı? Yani engelliler en ön sırada dediler. Ama ben inanmıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Engelliler en ön sırada olsa bizim herkes elimizden tutar. Yani bizim sesimizin duyulmasını istiyoruz. Ya bu konuda bir valinin, belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir yardımı var mı? Ya yardımları var. Büyükşehir Belediyesi'nin, Sayın Valimizin yardımları var ama... Biz en ön sırada değiliz. Bizi en ön sıraya atmalarını istiyoruz. Yani bizim elimizden tutulmasını istiyoruz. Sadece ben değil, görüyorsunuz ayağı olmayan, belden aşağı tutmayan diyaliz hastalarımız, bayan olsun, erkek olsun hepsi var. Evet, buradan ne söylemek istiyorsunuz? Buradan sadece bizim sesimizin duyulması, bir an önce sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz.